operasyonlar, baskınlar, çatışmalar, tutuklamalar derken 12 Eylül yıllardır akan kanı durdurmayı başardı. 1980 öncesinde olduğu gibi artık her gün 20-25 kişi ölmüyordu. Bu yeni döneme 12 Eylül yönetimi huzur ve güven ortamı adını vermişti. Peki ne olmuştu da 11 Eylül günü oluk gibi akan kan 12 Eylül'den sonra birdenbire kesilivermişti? Başarının sırrı 12 Eylül'ün yöntemlerinde saklıydı. Askere ve polise siyasetçilerin tam veremedikleri hak ve imkanları komutanlar bir an bile tereddüt etmeden imzalamışlardı. Sıkı yönetim yasasının 44 maddesi birden değiştirildi. Milli Güvenlik Konseyi tarafından bir yıl içinde tam 268 yasa çıkarıldı. Bunların arasında idam kararları, gözaltı ve tutukluluk süreleri, yasaklar ve iç güvenlikle ilgili olan pek çok yasa vardı. Şimdi demokratik usullerle zaten halledilse sıkı yönetime gerek yok. Sıkı yönetim demokratik usullerle olur mu? Sıkı yönetim komutanı sokakta gezerken 5 kişiden fazla bir araya gelmeyecek diye yasaklama koyabilir. Bu şimdi demokratik midir bu? Bir de tabii oy meselesi var. Biz oy düşünmüyoruz. 12 Eylül yönetimi ülkede yaşanmış olan anarşinin kökeninde siyaseti ve 1961 anayasasını görüyordu. O halde siyaseti ele almanın, 1961 anayasasını da değiştirmenin zamanı gelmişti. Komutanlar huzur ve güven ortamı adını verdikleri bu dönemi kalıcılaştırmak istiyorlardı. Danışma meclisine Orhan Aldıkaçlı başkanlığında yeni bir anayasa taslağını hazırlama görevi verildi. Evren bir yıl içinde yeni metnin çıkarılmasını mutlaka istiyordu. Bu program, bu yönetim parlamento önünde sorumludur. Yeni anayasada en ağır fedakarlıklar çalışanlara yönelikti. Grevler yasaklandı. Lockout anayasal hak haline getirildi. Sendikalara siyaset yasağı kondu. Anayasada yapılan ikinci önemli değişiklikle halka bol geldiği düşünülen bazı özgürlükler de kısıtlandı. Olağanüstü hal yasası, devlet güvenlik mahkemeleri, polis, dernekler, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, vatandaşlık yasası ve milli eğitim temel yasası değiştirildi. Siyasi partiler, kadın kolu, gençlik kolu kuramayacaklar, hakimler, savcılar, yüksek öğretim elemanları, YÖK üyeleri, memurlar, öğrenciler ve askerler siyasi partilere giremeyeceklerdi. Politika, orduya, camiye ve okula girmemeli. Şimdiki politikacılar sorarsanız, efendim okulda politika olmalıdır. Yani herkes politikayı okulda mı öğreniyor? İnönü okulda mı politikacı oldu? Atatürk okulda mı politikacı oldu? Efendim, birçok devlet adamları okuldan itibaren mi başladı? Ne münasebet? Ben okul bitinceye kadar ilim, irfan sahibi olmalarını, bunları öğrenmelerini beklerim. Ne demek kadın kolu, gençlik kolu, bir de ihtiyar kolu, orta yaşlı kolu? Böyle şey olur mu? Türkiye'yi yeniden biçimlendiren Milli Güvenlik Konseyi en önemli adımlarını ise anayasanın geçici maddeleriyle attı. Buna göre Evren Cumhurbaşkanlığına getiriliyor, MGK üyeleri ise Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri haline geliyorlardı. En çarpıcısı ise eski parti yöneticilerine 10 yıllık siyaset yapma yasağı getiriliyordu. Elbette kanuni takibat. Evren anayasa oylaması ile Cumhurbaşkanı seçilmeye başlangıçta itiraz etti. Halkın karşısına iki sandık konsun, anayasa ayrı, Cumhurbaşkanlığı ayrı oylansın dedi. Hatta karşısına başka adayların çıkarılmasını istedi. Aklındaki aday tanıdığı bir isimdi. Konseyde konuşacağım dedim ki Nurettin Paşa mesela bir tanesi de sen olursun dedim. Aman efendim estağfurullah falan dedi. Yok dedim ya. İstemeye peki dedim. Bu milleti şu badeden kurtarmak için bu işin içine atıldık. Peki bittikten sonra biz gidiyoruz. Hadi Cumhurbaşkanı seçilin. Bizi de mahkemeye verin mi deseydik? Her asker sağ ol! Asker sağ ol! Siz de sağ ol! Taslak belli olunca yasaklar bir ölçüde kaldırıldı. Ancak kapatılan siyasi parti yöneticilerinin anayasa taslağını eleştirmeleri yasaklandı.
Ayrıca MGK'nın belirlediği bazı kamu ve meslek kuruluşu dışında kalan kuruluşlarda anayasa ile ilgili görüş açıklayamayacaklardı. Anayasayı övmek ise serbestti. Yeni taslağı halka anıtabilmek amacıyla Evren Türkiye'nin dört bir yanında konuşmalar yaptı. İfa eden bir milletvekili başka bir partiye de geçemez. O dönemin sevgili Diyarbakırlı hemşerilerim, hepinize sağlıklar olsun. Ben bu anayasaya kefil oluyorum. Sonunda 7 Kasım 1982'de anayasa halkın oyuna sunuldu ve beklenen oldu. Anayasaya evet demek olan beyaz oylar ezici bir üstünlük sağladı. Anayasa oylaması sonucu %91,5'tur. Biz %80-85 civarında bekliyorduk. Açık söyleyeyim yani. Hiç %92,5 tahmin etmedik. Çünkü 27 Mayıs Anayasası biliyorsun %61'den falan kabul edildi. %90'ı aşan bir iştirak, %91'i aşan bir kabul oyuyla anayasa kabul edilmiştir. Bunu zat haliğinize takdim ediyoruz. Efendim, teşekkür ediyorum. Bu neticesinin evvela memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Evren rahatlamıştı. Anayasa rekor bir oyla kabul edilmiş, kendisi de Çankaya'daki koltuğa seçilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Evren, üniformanın yerine giyeceği frak için biraz kaygılıydı. Acaba ben ne kadar burada kalabileceğim? Bundan sonra şimdi seçim yapılacak. Mevcut hükümet beni dinler mi, dinlemez mi? Sürtüşmeler olur mu, olmaz mı? Birçok meçhulat kafamda. Evren, buruk bir törenle 49 yıllık üniformasını çıkarıp askerlikten emekli oldu. 1.815.600 lira emekli ikramiyesi aldı. Kadrosuzluk tazminatı ile birlikte 76.482 lira emekli ayrığı bağlandı. Şimdi sıra siyasi faaliyetin serbest bırakılmasına ve siyasi partilerin kurulmasına gelmişti. MGK o güne kadar yaptıklarını devam ettirecek bir iktidar ve muhalefet istiyordu. Siyasetin yeni aktörlerini 5 komutan belirleyecekti. 83 Nisan'ında yarış serbest bırakıldı.